Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim ama ondan önce kısaca bir İstanbul'a bakalım. Maalesef İstanbul'da yani iyi başladık altıya ama sonunu getiremedik. İlk ayakta güzel bir sürprizi yakaladık. %2'lik hatta %2 nokta küsür 23 lira Ganyan'la atı bildik. Dördüncü at verdik. İkinci ayak Passion Runner'ı birinci at olarak önerdik. İkinci atımız da Prenses Ayşe'ydi. İkili bitti. Sümelan'ı yazmadık. Aslında yazılabilirdi. Yani hata yaptık. Orada 4 hatta yazıp 5 bir at kalmış geriye. Yani onu da yazmamız lazımdı. Yine bir diğer hatamız Kumma'yı yazmadık. 5 gün önceki yarışı ağır gelir diye düşündüm ama tabi burada Ekürü'nün yani Safari'nin yanlış koşmasından kaynaklandı. Yani Safari'nin biraz üzerine gitmesi lazımdı Kumma'nın. Ayrıca Safari bir de istemeden de olsa Yener Sultan'a faul yaptı. Karataş da yeteri kadar gerektiğinden fazla bekleyince Yener Sultan da ikinci kaldı. Yani Kumma'yı helal olsun yani kısaların vazgeçilmez atı. Orada benim hatam var yazmamız lazımdı. Ateşin Kanatlarını banka olarak verdik. Zor da olsa kazandı. Yani %56, %58'lik atın yanında %17'lik at. İyi cesaretli bizimkisi. Ateşin Kanatlarını tek bulup kafa ve ikinci aya bulduktan sonra bu altıyı kaçırmamamız lazımdı. Hata yaptık maalesef. İnşallah verdiğimiz tekten faydalanan olmuştur. Bizim eksiklerimizi belki dolduran olmuştur. Her neyse gelelim yarınki Ankara altılısına. İlk altılı da ortalama söyleyeyim. 12, 3, 16, 7, 84, 20, 25, 100 lira civarında bir kupon. Yalnız ikinci altılıyı küçük vereceğim. İkinci altılıyı misli oynamak isteyenler misli oynasınlar. Şimdi günün birinci koşusuna geldiğimizde 5 numaralı Heart of the King'in son yarışında Özcan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Beklememi koşmak istedi. İyi start alamadı diye mi? Pist biraz ağırdı diye mi koşmadı? Anlamadım. Yani bu at ama 1200'ün en iyi atlarından biridir. Müslüm'le de muhtemelen yarın numarayı alır diye tahmin ediyorum. Çünkü Vahşi Kız eski gücünde değil. Karataş da çok ısrar eden bir jokey değil. Ve muhtemelen ikiye yatacaklar. Ben 5 numara Heart of the King yarışın en şanslı atı olarak düşünüyorum. Hele ki biraz boş bırakırlar düzlüğe 1,5-2 boy önünde çıkarsa durmayabilir 1200'de. Pist de yarın Ankara'da kuru olur. Dikkat edin yani hangi at birinci ben dediğim gibi bültene bakmadım çünkü kim birinci at kim ikinci at bilmiyorum ama 5 numara Heart of the King iyi koşar. 3 numara Cambaz ilk rakibi 2 numara Always Lucky'nin de son yarışını ölçü almıyorum. Bu at da farklı bir yarış yapabilir. 5-3-2. Geldik ikinci koşuya. Yiğit Batuhan kaçmaya çalışacak. Küçük Haşim de kaçacak büyük ihtimalle. Siverekan da erken önlere dolduracak. Son ara sonrası yarışını çok beğendiğim 8 numara Özmeriç kızı çok iyi koşar. Kilosu çok uygun. Çimi yaptı. Çok güzel bir üçüncülüğü var bence. Bir Kaizbert yavrusu bence çok şanslı. İlk rakibi 3 numara Yiğit Batuhan. Formda bir at. O da bir Kaizbert yavrusu. İyi koşuyor. Bir de bu 1 numaralı Küçük Haşim boş bırakırlarsa tehlikeli olabilir. Ve son at olarak da kumu daha iyi görünse de çimde de 1200'ün ideal atlarından biri olan 2 numara Siverekan da etkili olabilir. 8-3-1-2 arkadaşlar. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde yani bir numara Baba Şahin'in son çim yarışını tekrarlaması halinde bu rakiplerini çok rahat geçmesi lazım. Banko olarak öneriyorum. Dördüncü koşu günün bana göre en zor yarışı. Burada tuttuğunuz at varsa mutlaka yazın. 5 numara Çipçe en şanslı isim. 3 numara Lady Sephora iyi koşuyor. 11 numara Yekturenk Maiden ama uzunu iyi. 7 numara Navratilova fena görünmedi gözüme. 4 numara Çeçen Kızı. 9 numaralı Can Do It ve 2 numaralı Efsane Aşk diyorum. Ama burada gelmez diye bir at yok. Yani kalan 4 atı da değerlendirebilirsiniz. Winner Legendary, Moonlight Sonata, Mızrak Kız ve Hilal Sultan. Hilal Sultan'ı startta kaldığı için düşünmedim. Yani hepsi de yapılabilir buraya. İsteyenler hepsi yapsınlar. İsteyenler 5, 3, 11, 7, 4, 9, 2 sırasını takip etsinler. Geldik günün 5. koşusuna. 13 numaralı Sercan Hanım çok şanslı. Çıktığı gibi bitirmesi lazım. Bu rakiplerini geçmesi lazım. En şanslı at odur. 9 numaralı Yiğit Şahan son yarışını beğendim. Kıpırdanmalar içerisinde iyi bir yarış yapabilir. 1 numara Arasa da fena koşmuyor. Ve son at olarak da Arası olsa da 3 numara Çınartay Müslüm Çelik'te etkili olabilir. 13, 9, 1, 3. Geldik 6. koşu Fevzi Çakmak koşusuna. 1900 metre çim. 5 numaralı Powerman son yarışında da başta önermiştim. İyi koştu. 6 numaralı Scott Leo son yarışta Ahmet Çelik yine kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Aldı numaraya gitti falan sonra at bayıldı.
İndirmişler zaten hemen Ahmet Çelik'i. O bazen zaman ya bu adam 6 tane Gazi Kozu'nu kazanmış ama yani 7 tane pardon. Yani bazı koşularda böyle garip hareketler yapıyor. Böyle ne bileyim Taşkır'ı 800'lerde yürütüp numarayı alıp götürüyor binlerde. Ne bileyim Scott alıyor gidiyor. Bir ara Şarpa'yı böyle deli gibi sürdü falan. Yani ya verilen taktiği uygula be kardeşim. İnisiyatif her yarışta alınmaz ki. Neyse o da bizi ilgilendiren bir şey değil. 5 numara Powerman en şanslı. 6 numara Scott Leo iyi. 1 numara Distinct Shining jokeyini buldu. Yani sert jokey istiyor bence. Ve 3 numara Lord of the Game'de yetiştirebilirse sonlarda gelebilir. 5-6-1-3. Geldik Yüksek Komiserler Kurulu koşusu 2100 metre kum. Yani 3 numaralı kardeşler nihayet istediği kaba kuma geri döndü. Bence çok şanslı yarın. Kocakaya geride bekleyip düzlüğe doğru hamlesini yapacaktır. Ama 5 numara Oğuz Boylu'dan da vazgeçilmez yani. Kaba kumda o da iyi koşar. Akyaka bozuk. Bence eskisi gibi değil. İdmanda da kötü görünüyordu. 3-5. Kardeşcan Oğuz Boylu. Geldik 5. aya. 2 numara Secret Blood. Yani son form durumuna göre bu mesafede bu rakiplerini geçmesi lazım. Monteverde eski Monteverde değil. Jacobin desen Secret Blood'u geçemez gibi görünüyor. Ring of Fire eski gücünde görünmüyor. Burada bir uçan fil var korkutucu. Onun da 242 gün arası var. O yüzden ben 2 numara Secret Blood'u Vedat Afiş'te sizlere banko olarak öneriyorum. Geldik günün son ayağına. 4 numara Kızıl Ok koştuğu iki yarışında da beğenimi kazandı. Özellikle son yarışta Dilbağ'ını çıkardılar. Daha etkili oldu. Şöyle bir gruba baktığımız zaman koşmayan hatlar hariç hepsini rahat geçer gibi görünüyor. Koşmayan hatlara da şöyle bir baktığımda çok da hazır gözüme çarpan bir at görünmedi. Bir 3 numara Edis Han Bey fena görünmüyor ama yani riske girmeye değer. Küçük kupon verip misli oynamayı tavsiye ediyorum. 4 numara Kızıl Ok banko diyorum. Startı da iyi. Hışmanla çıktığı gibi bitirebilir bence bu yarışı. Şöyle bir bütün koşuları değerlendirirsek birinci koşu 5-3-2 Art of the King. 3 numara Cambaz 2 numara Ulvestaki ikinci koşu Öz Meriç kızı 8-3-1-2 Yiğit Batuhan Küçük Haşim ve Siverekan. Üçüncü koşu 1 numara Baba Şahin Banko. Dördüncü koşu hepsi yazabilirsiniz ama 5-3-11-7-4-9-2 pardon o dördüncü koşuydu özür dilerim. Dördüncü koşu 5-3-11-7-4-9-2 Beşinci koşu 13 numara Sercanan. Yani isteyenler riske de girebilirler. 9 Yiğit Şah 1 Arasa 3 Çınartay Fevzi Çakmak koşusu Powerman Scott Leo 5-6 1 Distinct Shining ve 3 Lord of Game Yüksek Komiler koşusu 3 numara Kardeşcan 5 numara Oğuz Boylu 8. koşu 2 numara Secret Blood Banko 9. koşu 4 numara Kızıl Ok Banko. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar. Bol kazançlar diliyorum yarın için. Grubumuza yani YouTube'a abone olursanız ve videolara yorum yazıp beğeni atarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. Sevgiler, saygılar ve bol şanslar. Hayırlı akşamlar. Hepinize hoşça kalın.